Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir Ha. önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm en son altın Ha. madenimiz değil de madende altın bulmuştuk. Artık kendi paramızı basabileceğiz. O yüzden para sıkıntımız kalmadı gibi bir şey. Şimdi Hasan'ım ne yapıyoruz? Sultan'la görüşeceğiz. Görüşelim. Geçen bölüm bir de bir çuvalda bebek bulduyduk. Onu da ben en son gardıroba kapattım çocuğu ama. Duruyor, ona bakarız birazdan. Sultanım, niye öyle sırtınızı döndünüz? Oğlum artık kendi paramızı bastığımız için kısa sürede şehri tamamlayabiliriz. Ordumuzu güçlendirdikten sonra Vikinglere savaş açabiliriz. Şimdilik şehirde yapılması gereken bazı işler var. Benim yerime gidip o işleri hallet. Sadrazam sana yardımcı olur. Eyvallah. Sadrazam. Şehzadem, öncelikle pazar yerine gidip malların uygun fiyata satılıp satılmadığını kontrol etmeliyiz. Daha sonra hana gidip bir sorun var mı öğrenmeliyiz. Son olarak madene gidip kontrol etmeliyiz. Tamam. Şimdi sen de gel madem benimle. Hatta senin vezirlerin... Neyse, şimdi onlar sağa sola takılır. Sen gel sadece. Yani sen de çıkabilecek misin şuradan, merak ettim. Uğraşmayacağım bununla da. Ya normalde sadrazamla falan gezmek lazım böyle de. Uğraşmayacağım. Sağa sola takılacak şimdi. Önce bir gideyim şu çocuğa bakalım. Gardıroba kapattığım çocuğa. Vallahi kimin nesi, kimin çocuğu bu, onu da bilmiyoruz. Büyüdü mü acaba bu? Yok, daha 15 dakika oldu. Ben bunu yanıma alayım mı çocuğu? Yok, burada kalsın mı ya? Yanıma alırsam sıkıntı olur. 5 dakika sonra çocuk olacak yani, bebeklikten. Neyse, gidelim şimdi pazar. Aa, dur bir saniye. Pazara malların fiyatını şey yapmaya gideceğiz. Ben şuradan bir şey yapayım. Para alayım da. Yanımda var mı? Yok. Opum falan bak çok az. Gideyim ok falan alayım. Sen tüm parayı bir ver bakayım. Burada da zırhlar kaldı bak. Onları da şey yapacaktım. Neyse. Hallederiz sonra. Gidelim hızlıca. Benim köpekleri bir gezdireyim ben ya. Gelin bakayım lan. Bayağıdır yatıyorsunuz siz burada. Bak, buraya gelemiyor tabi. Hep de en köşeye gidiyor bak çakal. İnemiyorum da orada. Köpekler her türlü yanıma ışınlanacağı için hiç bakmıyorum bile. Şimdi pazar yerinden başlayalım. Şimdi malların uygun fiyatı olup olmadığı, şayet bak şu an 16, 32, 32 falan, bunlar uygun. Şayet örnek veriyorum, şurada 32 yerine bunlardan biri 35 olsaydı veya bu 17 falan olsaydı, o zaman sıkıntıydı. Yani tek sayıda bir şey satılamaz markette. Buradakiler uygun, burada sıkıntı yok. Burada neler var? Bak 8'e oğlum, bak aslında şuradan yeni bir yay mı alsam lan kendime? Yaya 32, oka da 8 diyor. Şu da şey, ok şeyi. Sada. Okçuların içine ok koyduğu malzeme diyelim. 32. Orada da bir sıkıntı yok. Burada zırh var zaten. Bu 64'te. Burada da sıkıntı yok. Burada da yüzük, çiçek vesaire, boşanma kağıdı falan var. Tamam, burada da sıkıntı yok. Şey sıkıntısı yok. Gereğinden pahalıya satan veya ucuza satan yok. Şimdi ben kendime bir şey alacağım. Ne alacağımı karar veremedim. Şimdi 32'ye şu ikisini alsam acaba? Bendeki yay dandik yay. Normal ok kullanıyorum. Bak şöyle yapacağım. Şunu alacağım. Şunu alacağım. Şuradan da 32 tane ok alayım. Aa, direkt envantere geldi lan. I'ya. Ana, direkt içine ok atabiliyoruz. Peki, bir şey soracağım. Asıl soru. Aa, harbiden 32 tane ok oldu. Peki sırtıma falan bir şey takıldı mı? Yok. Güzel oldu lan. 32 tane ok var içinde. Bayağı şeyi de geniş ha. 4 stack ok şey yapıyor, ok alıyor. Küçüğü bir de bu. Bunun daha büyükleri de var. Şimdi ne yapalım? Ben şu yayı 2 dakika bir bırakıp geleyim mi?
Ya da neyse, şimdilik şöyle envantere atalım dursun da. Peki asıl soru şu. Ha, böyleyken açılmıyor ama. İlla envanterimde bir yerde olması lazım. O zaman bunu şöyle en sona koyayım. En sonda dursun o. Tamam mı? Bu yayı buraya alalım. Onlar orada kalsın. Peki şimdi şu okları bir yere atsam. Şey deneyeceğim. Ben niye öbür elimde ok tutuyorum şu an? Ha, yayı alınca otomatik elime oku çekiyor. Ama bu kötü. Gerçi kötü değil lan, doğru. Kalkanla şeyi zaten kullanamayacağım ki. Tamam, demir oku fırlatmış. Demir oku da buradan tekrar içeriye atıyoruz. Tamam. Peki böyleyken de mi öyle yapıyor? Evet, böyleyken de demir ok atacak galiba. Evet. Ha, böyleyken elime de alıyor. Bak şimdi elime aldım ya. Kılıca geçtim mi? Kalkan tekrar elime geliyor. Oğlum çok iyi lan. Harbi iyiymiş bu ha. Tamam, şu oku atalım. Bu yayla oku bırakacağım zaten şu an. Neyse dur, atı... Atı niye çağıramıyorum lan? Tamam, çağırdım. Neyse dur bakalım, zaten şimdi hana gireceğiz. Hancı, selamünaleyküm. Bir problem var mı? Herhangi bir sorun yok şehzadem. Tamamdır, kolay gelsin. Bir ara gelirim bir şeyler içmeye. Gidelim bakalım. Şimdi altın madenine gideceğiz. Pazarda da bir sıkıntı yoktu. Ya şu gölün içine ben balık koyuyorum da bu balıklar yok oluyor ya. Acaba sonradan koydum diye mi yok oluyorlar? Deniz değil ya. Muhtemelen ondan. Bir gidelim bakalım. Yine sağda solda çuvalın içinde çocuk bulmayalım da. Geçen benim şu ağacın dibinde bulduyduk. Buralarda da bir şey yok değil mi lan? Bu çadırı burada duruyor. Bunu da sökmemişler mi? Neyse dursun o çadır. Bize bir zararı yok. Şimdi madene gidelim. Bu arada ben madeni bir işaretleyeyim ya. Böyle mes biraz şey olur. Şurayı işaretlesem ben. Ama dur, madene gideyim öyle işaretleyeyim. Yalnız bu ok şeyi güzelmiş. Sevdim ben, hoşuma gitti. Şimdi şuradan madenin girişini, burayı işaretleyeyim. Haritayı bir aç bakalım. Şimdi buraya siyah değil de hangi renk işaretlesek? Altın rengi yapalım madeni. Altın sonuçta. Adı da maden. Doğal olarak. Hop. Tamam dedik. Madeni işaretledik. Tamam. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Madenci, bir sıkıntı var mı aslanım? Bir grup haydut buraya geldi fakat askerleri görünce kaçtılar. Oğlum bize niye haber yollamıyorsun? Sana haber yolla dedik. Buraya bir tane haydut bile gelse hemen haber yollayacaksınız. Haberin olsun bak, bundan sonra öyle. Bir şey söyleyeyim, bence o haydutlar gelir saldırır ha. Bu adam niye kıpırdadı yerinden? Bu haydutlar net saldırır. Altın var mı? Çıkardınız mı altın? Dur bakayım. Yok. Peki. Tamam, burada da bir sıkıntı yok da, yalnız bak harbi diyorum, o haydutlar gelip askerleri görünce kaçtı diyor da, o haydutlar sonra gelir saldırır ha. Ben diyeyim. Buraya bir 5 adam daha mı getirsem acaba? Şimdilik tutar orayı ya. Aslında madenin etrafını kapatsak, şöyle bir bina gibi bir şey yapsak. Bina gibi değil de maden girişi gibi yapsak. Böyle biraz daha iyi bir yer olsa. Madenin içini falan da birazcık kazdırıp düzeltsek, böyle insanlar böyle adam akıllı bir yerde kalsalar. Sağda solda yatak var, orada yatıyorlar. Neyse, ona yapacak bir şey yok artık. Valla madene bir 5 asker daha yollasak mı? Bu arada şehrin ismini de düzelttim. Burada şu an 20 askerimiz var. Bir 5 asker daha yollasak zaten asker basılacak. Onda sıkıntı yok da.
Gelin bakayım lan. Oturalım şuraya. Yakut gel bakayım sen de buraya. Gel aslan. Sen de şuraya otur. Heh. Kapının yanında dur gene. Ben size birer tane de et vereyim. Al bakayım. Yarasın. Şimdi şuradan yayı ben nereye koyacaktım lan, dur. Buradan bir çıkayım da. Yayı şu asker şeyi vardı ya bizim, şuraya bırakalım. Burada gerçi yayı koyacak yer yokmuş da şöyle yapayım. Oku da şey yapalım. Yayı şöyle şuraya koyayım ben. Ama bu elime oku veriyor habire. Dur, bir gider misin? Oğlum. Ama ben koyamıyorum bunu. Şuraya okları da attık. Normal ok. Yayda dursun. Tamam, o da burada kalsın da. Bak şurayı hiç kullanmam diye düşünüyordum. Bak şimdi lazım oldu mesela. Hemen ikinci kata çıktık. Bir saat aşağı inip tekrar buraya çıkmakla uğraşmadım. Şimdi çocuk ne oldu? 15 dakika geçti mi, yoksa ben uzakta olduğum için o süre sayılmadı mı acaba? Yatıp kalkayım. Sabah bakarız. Gardıroba kapattığım çocuk. Aa, sayılmamış lan. Neyse, yanımda gezdireyim o zaman ya. Bunun çankından çıkınca demek ki saymıyor. Şimdi yayı da oraya bıraktık. Ben bunu sadece... Amma collect disabled. Ha, bu şey. Bunun gelişmiş versiyonu değil de buna upgrade eklenebiliyor. Upgrade ekleyince yerden otomatik oklar sadağın içine gidiyor. Hani şimdi mesela şöyle ben bir... Şöyle bir ok attığım zaman 32'lik gerçi şu an şöyle envanterde duruyor. Yine sadağın içine gidiyor gibi oluyor da. Gerçi doğru lan, yine sadağın içine gidiyor. Teknik olarak. Neyse, iyi yapmışlar ama. Ben sevdim yani bunu. Bu da şey, Spartan Viponeri modunun olması lazım. Yaylar, sadaklar falan. Aynı şekilde arbalette de böyle muhtemelen. Şimdi burada bir işimiz kalmadı. Şu çocuk kimin çocuğu bilmiyoruz. Yanımızda bir dursun. Büyüyecek zaten. Zamanla yavaş yavaş. Şimdi şehirde bakmadığımız bir şey kalmadı. Şu maden adam yollayıp yollamamak konusunda kararsızım. Yani bilmiyorum, bir 5 adam daha yollasak mı? O haydutlar gelip kaçmış. Onlar orayı görmüştür. Askerler de var. Orada bir değerli bir şey olduğunu anlamıştır onlar. Ya bizim askerler haydutlarla kapışır da onların da bir sınırı var. Neyse, yollamayayım ya. Şehir de boş kalmaz. Şehirde garnizon var az bir şey zaten de. Şimdi para basmaya başladık. Paralar yapıldıkça ordumuz da büyüyecek artık. Askerlerimiz falan artacak. Garnizonu falan da iyice güçlendiririz, kuvvetlendiririz. Yemek problemimiz yok zaten. Bizim para sıkıntımız vardı. O da çözülecek bu işle. Şimdi kaleyi canlandırmak adına birkaç tane kadın NPC koyacağım buraya, şey yapsın diye. Böyle hizmetçi gibi takılsın diye. Buralara da bir iki tane daha içeriye asker ekleyebilirim. Piyade. Bunlar da şurada mesela eğitim yapıyormuş gibi şuraya 3-4 adam falan. Veya serbest bırakırım, etrafta gezerler. Kapıları falan açamıyor zaten onlar. Okçular zaten tepede, onlar duruyordu, onlar da bir şey. Köpekler burada. Osman'ım, ah lan. Osman'ım da orada duruyor. Şu şey güzelmiş. Ona da 32 altın verdik ama değdi, dur şu parayı bırakalım. Çocuğun ne kadar var? 18. 2 dakikaya çıkıyor çocuk. Yani çıkıyor dediğim işte, büyüyecek artık. Artık odada oturabilir benim.
Ama oğlum ben bu çocuğa böyle bakamam ki, ben savaşa gidiyorum, şeye gidiyorum. İşte o hizmetçileri ayarlayınca hizmetçiler bakar artık buna. Çocuğu da aldık geldik. 18 dakika. Yavru erkek yazıyor, ismi yok herhalde. Şurada ne vardı lan? Ha, oklar vardı, şöyle kaydıralım. Etlerimiz falan duruyor. Bu arada yeme problemimiz olursa mutfaktan alırız direkt. Yemeğe para vermemize gerek yok. Çocuğu bekliyorum şu an. Bir çıksın bakalım da. Adı, aynen adı yazıyormuş lan zaten. Ben görmüyorum. Yaşın üstünde adı yazıyormuş. İsmi yok çocuğun, evet. 19 dakika. 20 dakikada bu tam çocuk olacak. O zaman isim soracak mı acaba? Biz isim hiç düşünmedim çocuğa. Kimin çocuğu onu da bilmiyoruz ki. Oraya bırakmışlar çuvalın içinde. 30 saniye kaldı. Bu arada abone değilseniz, abone olursanız ve like atarsanız sevinirim. Bu arada kitaplığa falan da bir şey konuyor. Son 15 saniye. Benim odaya değil de ben bunu annemin yanına koyayım. Baksın o. İlgilensin çocuklar. Tabi RP, aha büyümeye hazır. Hadi bismillah. Aha. Bu ne oğlum? Kırmızı gözlü bir çocuk çıktı. Aileni yönetmek mi? Çocuk benim değil ki. Eğik ki falan filan, bu isim koydu kendi rastgele. Şu tipini falan değiştiririm çocuğun. Kırmızı gözlü çocuk mu olur bu ne? Onu da şuradan geçen bölüm şeyi göstermiştim ya. Dur yine göstereyim. Şu modun şurada kitabı var. Şu kitap tarak ve iğne iplikle kıyafetini, saçını ve çocuğun tipini falan şu üçüyle ayarlayabiliyorsunuz. Len? Benim çocuğum değil değil mi? Nasıl ya? Benim değil ki oğlum çocuk. Çocuk benim değil, ebeveyn benim yazıyor. Gerçi biz şey yaptık ya, baktık ya. Ondan. Neyse anne, sen bakarsın çocuğa, ben gidiyorum. Ben uğraşamam bunda. Hiç uğraşamam, işim olmaz. Daha sesi şimdi aşağıya kadar gelir onun. Neyse az büyüsün de bizim köpeklerle oynar. Acaba NPC'ye köpek verebiliyoruz mu lan? NPC'nin köpeği olabiliyor mu? Bence olamaz. Neyse arkadaşlar, bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.